Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Yine çok güzel bir konu ile sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Bu kezki gündemimiz EKPSS aralık ataması, engelli öğretmen ataması gibi olmalıdır. Evet, yeni bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ilk olarak EKPSS aralık atamalarına etkisi olacak Allah'ın izniyle. Engelli kardeşlerimiz sürekli Twitter etkinlikleri yapıyorlar. EKPSS atama sayıları yüksek olsun diye. Evet, bir önceki yani dönemde engelli öğretmenlerimizin hemen hemen tamamı kadroya alındı. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde EKPSS ataması bekleyen engelli bireylerin dönemi olmalıdır diyoruz. Buradan Sayın Bakanımıza sesleniyoruz. Diyoruz ki EKPSS aralık ataması Sayın Bakanım engelli öğretmen ataması gibi yüksek olsun. Engelli kardeşlerimiz çalışmak istiyorlar. Engelli kardeşlerimiz işlerini kurmak istiyor, devletimize faydalı olmak istiyorlar, işlerini kurmak istiyorlar, akabinde evlenmek istiyorlar ve hayatta topluma, insanlara, devletimize, milletimize, vatanımıza faydalı olmak istiyorlar. Kotanın da kamuda çalıştırılma kotasının da %3'ten %6'ya çıkarılması da engelli bireylerimizin hemen hemen tamamının talebi, öyle söyleyelim. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın geçmişte EKPSS atamalarında 12 bin engelli kadrosunun önünü açtık sözü de engelli bireylerimizin gündeminde. Evet, EKPSS aralık ataması yaklaşırken devletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve Aile Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Bakanımızın da bu taleplerimizi, bu engelli bireylerimizin haklı taleplerini duymalarını ve en güzel sayıları vermelerini temenni ediyoruz. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.